Efendiler, bu noktaya gelmişken size ilim aleminden bir misal vereceğim. İlim alemi. Bakınız, gerek nebatatın, yani otların, bitkilerin, gerekse hayvanatın, hayvanların, gerekse insanların rızkını, gıdasını, yiyecek ve içeceğini taksim-ü tanzim eden Hazreti Allah'tır diyoruz ya, işte ilmin ispatını getiriyoruz. İlmin ispatı. İlmin ispatı. Efendiler, elimde notlarım var. Bakınız, Amerika'da New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison namında bir adam bir kitap yazdı. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. New York İlimler Akademisi eski başkanı Profesör Gracie Morrison. Niçin Allah'a inanıyorum diye bir kitap yazdı. Bir hayli enteresan. İşte şu bahsettiğim mevzu ve üzerinde durduğum meseleyle ilgili aynen şunu naklediyor, şunu tespit ediyor. Diyor ki, bundan senelerce evvel Avustralya kıtasına bir başka ülkeden kaktüs namında deve dikeni ismiyle maruf, batıda kaktüs diyorlar, kaktüs diye bir ağaç, deve dikeni adında bir bitki, bir ağaç çeşidi getirip yetiştirdiler. Avustralya'da bir kıta orası. Bu nebattan, bu ağaçtan tarlalar ve bahçeler arasında çit olarak, çit çit, hani böyle bahçelerin sınırını ayırmak için çit yaparlar köylerde. Çit olarak istifade edilecekti. Bu kaktüs ağacının, deve dikeni ağacının Avustralya'da yaşayan böcekler içerisinde hiçbir düşmanı yok idi. Bu yüzden Avustralya'da bu kaktüs ağacı, sınırları belli olsun diye tarlalara dikilen bu kaktüs ağacı dehşet verici bir nispette çoğalmaya başladı. Öyle çoğalıyor ki bir müddet sonra İngiltere büyüklüğünde bir araziyi kapladı, mahvetti. Çok yayılmış. Çiftçileri mahvetti. Onları köylerini terk etmeye mecbur kıldı. Hatta bazı şehirlerin ahalisinin toptan hicret etmelere sebep oldu. Bu müthiş muarıza karşı bir müdafaa vasıtası bulabilmek için böcekleri inceleyen alimler, böcekleri inceleyen ilim adamları bunlara müracaat ettiler, başvurdular. Nihayet profesörler, ilim adamları başlıca hususiyeti bu baş belası kaktüs ağacıyla karnını doyurmak olan ve başka hiçbir şeye ağzını sürmeyen bir böcek çeşidi keşfettiler. Öyle bir böcek buluyorlar ki tabiat aleminde yalnız bu kaktüs ağacını yiyor. Başka hiçbir şeye ağzını sürmüyor. Bu böceği keşfettiler. Evet. Böceği keşfettikten sonra milyonlarca bu böceği ürettiler, çoğalttılar. Milyonlarca böcek çoğalttılar, Avustralya'ya götürdüler. Ve bu böcekler o kaktüs ağacının etrafı kuşattığı tarlalara bırakıldı. Böcekler öyle hücum ederek kaktüs ağacını yediler ki 3 gün içerisinde çöpü bile kalmadı. Yediler. Geri kalanları ise başka bir ağacı, başka bir bitkiyi yemedikleri için o 3 gün sonra böceklerin tamamı da aynen orada hepsi birden öldüler. Öldüler. Profesör diyor ki, bunu tespit ettikten sonra dedim ki diyor, Profesör Morrison, demek ki tesadüfen bir şey yok. Ezelde,
takdir-i ilahide o böceklerin rızkını kaktüs ağacı olan yazan bir Allah olması lazım dedim diyor. Onu ona yazmış. Başkasını yemiyor. Kaktüs ağacını yiyecek olan böcek. O böcek de ilahi kudretin ve takdirin yazdığı gibi hareket ediyor ve tabiatın içerisine bir sürü bitki, ağaç, nebatat olduğu halde hiçbir şeyi yemeyip de kaktüs ağacını yemesi bir aklın, bir ilmin, bir iradenin, bir tanzimin eseridir ki Allah'tan başkası bunu yapamaz dedim, Allah'a iman ettim diyor profesör. Tesadüf var mı kardeşim? Rızık meselesi bu. Müslüman böyle inanacak. Yeryüzüne gelen bütün canlıların erzakı hazırlanmıştır. Müslüman bunu arayacak. Nasıl araması lazım? Rızkı aramak nasıl olur? Kara borsayla rızık aranmaz. Rezaletle, zulümle rızık aranmaz. Buna dair geniş açıklamamızı Allah-u Teala müsaade ederse haftaya izah edeceğim inşallah. Haftaya bırakacağım. Cenab-ı